Şimdi banka hesaplarında ufak tefek bazı farklılıklar oluşuyor. Bu farklılıklar nereden geliyor? Açıklamaya çalıştım ama bir daha açıklasam daha iyi olacak. Öncelikle Eylül faturası paylaşımında bir sorun yaşadık. Buna hemen uyardınız zaten. Sevgi Hanım'ın niye daha az, hatta ortaktan bile az ödüyor diye. Ona baktığımızda Sevgi Hanım'ın toplamda negatif enerji ürettiğini gördük. Yani devlete enerji satıyormuş gibi bir şey gözüküyordu ki bunu normal ya mıknatıs koyarsın sayacın üstüne, tersine sardırtmaya çalışırsın. Eskiden yapılırdı. Yeni sayaçlar onu da sarmıyor. Ya da enerji üretirsiniz evinizde. Bunu devlete satarsınız ama bunu da sivil personel yapamaz. Yani özel şirketler yapabilir sadece. Dolayısıyla bir hata yaptık belli ki. Onu oradan tekrar okumasını rica ettim. Onur gene okudu, getirdi kağıdı. Baktık gene aynı sonuç yazıyor. Yani son rakam olarak doğru. Ama son rakamımız ilk rakamımızdan önceye dönüyor. O zaman bir yerde hata yaptık deyip eski aylara baktık. Eski aylara baktığımda gördüm zaten bir ay öncesinde 1888 olarak yazmışım şu alanı. Halbuki 1688 olabilir. Olması gerekiyor. Onur'a teyit ettim. Bu kaç rakım dedim. 6 abi dedi. Ondan sonra da düzeltme hareketine girdik. Son 2 aylık fatura tutarlarını değiştirdik. Son 2 ayın öncesinin bir alacak verecek hesabı yapmadım. Nasıl olsa dip toplamda dengelenir diye. Çünkü buradaki 5 lira 6 lirayı geçmez yani fark. Nasıl olsa dengelenir diye hareket ettik. Tabii bu sadece Sevgi Hanım'ın hesabında bir dengeleme yapmayacak. Herkesin hesabında yapacak. Neyse faturayı tekrardan paylaşımını yaptım. Bir ay öncekinin de paylaşımını yapmalıydım belki. O zaman daha açıklayıcı olabilirdi. Bilemiyorum. Şimdi kendi fatura olayımıza baktığımızda şantiye olduğumuz için biz bir tane fatura geliyor. 28 olan Ağustos ödemesi de 5.725 lira 31 kuruş olarak geldi. Bu bir tane faturayı biz ne yaptık? Her dairenin tükettiği enerji birimine bölerek hesaplamaya çalıştık. Böyle hesapladığımız zaman gene bir pastayı paylaştırmış oluyoruz. Bu paylaşımımız bu oldu. Aradan bir ay geçtikten sonra sizden ikaz geldi. Sevgi Hanım'ın 375 lira olan diliminin esasında daha ufak olması gerektiğini gördük. Peki bu dilimi ufalttığımız zaman, yani şu daire 18'in dilimini ufalttığımız zaman diğerleri aynı kalamazdı. Onu ufalttığımız oranda onların da büyümesi lazımdı. Bunu da yaptık zaten. 6.2'den 3.5'e düştü Sevgi Hanım. Sizin daireniz 3.3'e çıktı. Daire 24 farz-ı mahal. O da 3.5'a çıkmış. Ufak bir şey de olsa pay alıyor bunlar. Ben de alıyorum. Siz de alıyorsunuz. Çünkü ortak bir pastayı paylaşıyoruz. Yani bundan parça arttırıp bir kenara koymuyoruz hiçbir zaman. Ya da eksik gelmiyor. Şimdi kime ne kadar fark gelmiş onu da hesapladım. En çok fark zaten 3 numaraya gitmiş 14 lira. Sevgi Hanım'a tabii 172 lira gibi bir rahatlama getirdi. Geri kalan tüm dairelerde 5 lira 6 lira bunu paylaştık. Buradan siz apartmanın bütçesine 5.84 borçlanmış olursunuz. Önemli değil. Bunu çünkü genel hesapların dibinde dengeliyoruz. Ama matematiksel olarak niye denk gelmedi bu diye soruyorsunuz. Bu sebepten denk gelmedi. Şimdi bir de aktarılmayan bir tutarlar oldu. Bunu bir filmle anlatmaya çalıştım. Belli ki anlatamamışım. Her dairenin bir sayfası var. Bu sayfa bir nevi bilanço sayfası diyelim. Şöyle bir şey. Şu kırmızı çizgi ekranın ortadan ikiye bölünüyor. Pardon.
Sol tarafta elden alınan verilen paralar, bankaya yatırılan paralar, sağ tarafta ise masraflar var. Elektrik masrafı var, su ve gaz masrafı var. Orta kısımda da bunların toplamlarını aldığım, görsel olarak bir bakışta bir şeylerin görülmesini sağladığım yer var. Tepede daire içine alınmış yerde de hesap bakiyeniz var. Şimdi buna göre hesapları yaparken daha başka toplamlar üzerinde bütün su masrafları, bütün elektrik masrafları tutuyor. Bir sorgulama dili yardımıyla şuraya yazmış olduğum formüller içinde bunları teker 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 çekip getiriyorum. Yani şimdi bu marifet diye anlatmıyorum da yani her ay bunu elle yapsam yazarken hata oranı daha çok artar. O yüzden formülize ettik. Buralarda belli programcıklar çalışıyor. O programcıklar fatura paylaşımlarından gerekli bilgiyi çekerek burada listeler oluşturuyor. Filmde de söylemiştim. Üst üste 2 sene yöneticilik yapmayı düşünmemiştim. Yani 1 sene yaparım dedim. Bunun 5 ay sonrası, 6 ay sonrasında da zaten iskan alınır. İskan alınınca da elektrik, su paylaşılır. Bu kadar büyük alanlar açmama gerek yok dedim. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Şu sarıyla çizilmiş alanda görünen toplamı alıyordu. Hesabınızda 176 liralık bir toplam olmasına rağmen onu almıyordu şu rakamın içine. Dolayısıyla bu alanı P9'dan P27 değil, P9'dan P30'a diye büyüttüm. Artık son satırda ilave etti. Önümüzdeki ay gelecek olanları da yazdığımız zaman hatasız çalışmasını sağlamış olacağız. Bir de şey var, burada dikkat etmediğimiz masraflardan bir tanesi var. O da Avrupa Menkul Değerleme Şirketi'nden bize gelen fatura. Bu faturayı da 26 daireye böldüğüm zaman 181,5 lira bir fark oldu. Bunu elden alınan paraların içine negatif bir rakam olarak yazdım. Sanki adınızla yapılmış bir harcama gibi. Böylece o da sizi 181,5 lira borçlandırdı. Şimdi sizin hesabınızın özeline baktığımda zaten düzgün ödeme yaptığınız için hesabı çıkartmakta çok zor olmadı. Şuraya faturalara bir renkli kodla rakam verdim. Ondan sonra döndüm. Hangi satır hangi faturayı karşılıyor onu buldum. Aralarında belli bir fark oluşmuş mu? Oluşmuş. 56 kuruş bir fark oluşmuş. 6,5 liralık bir fark oluşmuş. 1 lira artıya geçmiş. 7 lira artıya geçmiş. Filan filan gidiyor. Toplamda faturaların 3 lira 16 kuruş üstünde para ödemişsiniz. Ama Avrupa'ya 181 lira ödemek lazım. Avrupa Menkul Değerleme Şirketi'nin raporuna. Bir de Ekim ayı aidatınız var. Bu ay geçtiği için 250 lira da oradan geldi. Toplam 428 lira 34 kuruş olarak çıkıyor. Esasında bu 38 kuruş olarak çıkıyor. Çünkü bu çalışmayı yaparken neme lazım deyip bir kopya aldım öbür verilerden. Gerçek veri üzerinde çalışmıyorum. Yani yuvarlama rakamları maziye çok gitmediği için 4 kuruşluk bir hata yapıyor. Ama kendi hesabınızda baktığınızda 428 lira 38 kuruş olarak göreceksiniz farkı. Bunun da nedeni 250 lirası aidattır. 181 lira 50 kuruşu da söyleyeyim, Avrupa Menkul Değerleme Şirketi'nin parasıdır. İşte 3 lira da evvelden bir bakiyeniz var. 3 lira 16 kuruş. Onu da onun üstüne ekleyince ortaya 428 lira 38 kuruş olarak çıkıyor. Umarım yeterli olmuştur. Anlaşılır olmuşumdur. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.